Bank sohbetlerine hoş geldiniz. Konuğum Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek. Hoş geldiniz başkanım İstanbul'a. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizi görmek büyük bir keyif. Sağlıkla görmek büyük bir keyif. Türkiye sizi çok sevdi. Yöreniz zaten çok seviyor. Bizi korkuttunuz, sonra da kavuşturdunuz kendinize. Sağ olasınız. Herkesin merak ettiği bir şey var. Arkadaşlar bana hep onu söylediler. Muhittin Bey'e sorar mısınız başkanımıza diye. İyisiniz değil mi? Herkes merak eder ya. Covid sonrası etkileri sürüyor mudur? Yan etkileri oldu mu hastalığın vesaire? Her şey yolunda mı? Geçen yıl bu vakitleri yaşam mücadelesi ediyordum. 108 gün yattım. Çok, çok yani yoğun bakımlar uzunca süre. Allah'ın takdiri, sizlerin, sevenlerin dualarıyla, iyi dilekleriyle şükürler olsun. Aynı azim ve kararlılıkla hızla çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Görüyoruz, evet. Fuardan fuara koşuyoruz. Evet. Tüm vatandaşlarımızla, STK'larla buluşmalarımıza bir geldik, pir geldik, devam ediyoruz. Harika. Evet. Muhakkak bir aşı mesajınız olmalı sizin diye düşünüyorum vatandaşlarımıza. Tabii. Yani ben 2 Sinovac, 2 BioNTech, 4 aşı vuruldum. Lütfen herkes aşısını vurulsun. Ekranlarda, televizyonlarda birçok hastanede yatanları görüyoruz aşı vurulmadıkları için. Yani %80'i o yüzden hasta olduğunu biliyorlar zaten. O bakımdan ben bütün vatandaşlarıma, yani uzunca bir süre tedavi görmüş ve bugünlere gelmiş, bu yaşam mücadelesinden çıkmış damdan düşmüş birisi olarak bütün vatandaşlarımıza aşı olmalarını diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Süper. Bir Antalya aşığı olduğunuzu söylüyorsunuz her zaman. Bir de çok iyi biliyoruz. Ben bu şehre aşığım diye bir kitap yazdınız. Neden Antalya'ya bu kadar aşıksınız? En çok neyine aşıksınız şehrinizin? En önemlisi, doğup büyüdüğümüz bu topraklara çok şey borçluyuz. Yani çocukluğumun, gençliğimin geçtiği, yaşamım, yani her şeyim Antalya'ya borçluyum. O bakımdan doğup büyüdüğüm yere belediye başkanı olmak istedim. İnsanlara hizmet etmeyi çok seviyorum derken Allah bana bu görevi nasip etti. Tam 27 yıldır aralıksız başkanlık yapıyorum. Türkiye'nin en tecrübeli belediye başkanlarındansınız. Sağ olsunlar. Yani bütün arkadaşlarımız da o düşünceyle çalışmalarını yapmaktadırlar. Tabii ki siyaset uzun ince bir yoldur. Bu düşünceyle işte biz okumak lazım sloganıyla yola çıkmıştık. En fazla korsan kitap satışı Antalya'daydı. 1680 öğrencimizin kompozisyonunu 1.40'a 2.40 kitap yaptık. Oradan başladık. Yani biz sanatçılara karşı saygımızdan dolayı. Ve okumak lazım sloganıyla başladık. Hatta şimdi 14-25 Ekim arası Türkiye'nin belediyeleriyle yapılmış en büyük fuarını yapıyoruz. Kitap fuarını yapıyoruz. O bakımdan o kitap yazarlarla bir araya gelirken, buluşurken, derken, işte şimdi 11.sini yapıyorum. Geçen yıl pandemiden dolayı ve benim hastanede olmam dolayısıyla yapamamıştık. Kapattığımızda 2019'da 603 bin ziyaretçimiz vardı. İyi bir sayıdır. Ve kitap fuarı tabii bir kültür. Her görüş düşünce insan o çadıra girdiği an o kitap fuarında herkesle buluşur. Söyleşiler, dinletiler hepsi vardır. Her yazarımız vardır. Her görüşten insanlarımız vardır. Öyle başladık ama bizim bir de 58. Antalya Altın Portakal Film Festivalimiz başlıyor. Ve öncelikle tabii Avni Tolunay rahmetli anıyorum. Sinemacılara destek olmak amacıyla başlattığı bir film derken 58.sine geldik. Bu anlamda uluslararası ve ulusal anlamda böylesi bir Altın Portakal'ı da başlatıyoruz hemen. Nasıl Antalya birçok konuda uluslararası üne sahip. Zaten turizm cenneti. Tabii ki. Yani Antalya'mız hani Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizde her yerde yazısı vardır. Her köşede Antalya'da görebilirsiniz. Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir mesajı vardır. Ve gerçekten birçok medeniyetlere, birçok tarihe ev sahipliği yapmış. Doğasıyla, deniziyle, yani evet, bir sürü ören yerlerimizde her şey vardır Antalya'mızda. Türk turizminin başkenti ama bunun yanında Türk tarımının da başkentidir. Yani %50'ye yakın yurdumuzun, yani kapalı sera olsun, diğer anlamda üretim anlamında ve aynı zamanda meyve sebze, yani yaş sebze meyve
anlamında da yani %50'ye yakını Antalya'dandır. Güzel, bereketli topraklarda. Çok bereketli ülkemiz, topraklara sahipsiniz. Dediğiniz gibi zaten tarımın merkeziydi Antalya. Ancak şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde tarımsal kalkınma zirvesindeyiz. Evet. Ve burada da tarımla ilgili yeni projeksiyonlarınızı anlattınız, sergiliyorsunuz. Tabii. Antalya bu kadar büyük bir tarım merkezi olmasına karşın hala gelişmesi gerekiyor mu? Geliştireceğiniz yönleri var mı? Var tabii ki. Nelerdir yani şimdi bunlar? Mesela tarımla ilgili en önemlisi kapalı devre sudur. Dünyada şimdi kuraklık var. Türkiye'de var. Ki Antalya'da da zaman zaman suyla ilgili sıkıntılarımız var. O anlamda hem çiftçilerimizin suyu kayboluyor. Bir taraftan enerjiyle ilgili destek olmaya çalışıyorum. İşte 46 kooperatifimiz var Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Onların enerji anlamında onlara destek oluyoruz. GES'leri çoğaltıyoruz. Arıcılıkla ilgili olsun, üzümle ilgili üzüm sıkma makineleri, hayvancılıkla ilgili yemdir. Bunun yanında süt depoları, süt tankları veriyoruz mesela gibi. Yani köylümüzün hep yanındayız. Peki bir kent gelişirken, kentin büyümesinde tarımın katkısı nedir? Tarım neden bu kadar gelişmeli kent büyümesinden bahsederken? Kendiniz eğer üretemezseniz işte saman ithal edersiniz. Buğday, nohut, mercimek, halbuki yani ülkemiz çok verimli topraklarımız var bizim. Mesela devlet desteği de az çiftçilerimize. Şimdi şöyle düşünün, Hollanda bizim Konya kadar yüz ölçümü olan bir yer. %40'a yakın hep süspansiye eder. Devlet desteğiyle tarım çok öndedir. Yani bir Konya kadar nüfus var ama Hollanda konuşulur. Buna benzer kesinlikle bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak işte bugün buradayız. Yani gerçekten tarımsal kalkınma zirvesinde işte bu anlamda uzman arkadaşlarımız, parti meclislerimiz Gökhan Günaydın Bey, gerek Sarıbal, Bursa milletvekilimiz, bunlar zaten duayeni, bu işin uzmanı, teknik anlamda bilimsel verilere dayanarak bize her şeyi anlattılar orada zaten. Ama biz Antalya'da turizm diyoruz. Turizmle ilgili zaten Turizm Birliği'nin de başkanıyım ben. Parti ayrımı yapmadan mesela ilçe belediye başkanlarını dahil ettim. Tek çatı altında bütün uluslararası fuarlar, tabii pandemi süreciyle gidemiyoruz. Bir taraftan da şimdi tarımı da böyle yapmaya çalışıyorum. Yani işte İbra'da da örnek veriyorum. Başka bir fidan dağıtılıyor. Bilmem nerede arıcılıkla ilgili kovan desteği veriyoruz. İşte Korkut Eli'nde mesela ata tohumu, bizim kendi yerlerimiz var. Köylerimize tohum dağıtıyoruz. Aklınıza ne gelirse yapıyoruz. Yani bütün köylerimizin talepleri, tabii her ilçenin kendine ayrı beklentisi var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız ayrı. Geçenlerde bir kurt girdi mesela. 15 tane koyununu telef etti vatandaşımız. Hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak dedik ki 15 koyun gönderin. İneklerine elektrik çarptı, hemen gönderin. 5 tane, 3 tane neyse. Gibi yani hep köylünün şeyin yanında olmalıyız. Şimdi onlar üretmeli. Yerelden kalkınacağız. Oradaki çobanlar, sütü oradan alacağız. Halk sütümüz var bizim mesela. Halk sütle ilgili biz kooperatiflerden alıyoruz, örnek veriyorum. Gibi buna benzer yani onları kalkındırmamız lazım. Yerelden yerinde bir kalkınalım. Samanı yurt dışından almayalım. Buğdayı, nohudu, mercime. O gibi bunlara hep destek verin. Gübre desteğine başlıyoruz şimdi. Bununla ilgili yani tarıma çok destek vermemiz lazım. Özellikle çiftçilerimizin bizden beklentisi tarımsal projelerle ilgili kapalı devre su sistemi. Bunu devreye sokuyoruz. Peki kente gelelim şimdi Sayın Başkan. Kentlilik bilinci çok önemli diye düşünüyorum. Kentimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kentli sorumluluğunu yaşamamız, hissetmemiz gerekiyor. Bir kentimize, kendimize ait hissetmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Bu nasıl mümkün şimdi, ve nasıl geliştirilmeli bu? Şimdi şöyle, kentlilik bilinciyle ilgili tabii her il çok farklı yalnız. Herkesin coğrafi durumu, ekonomik durumu, işte işsiz, işçi, buna benzer her sorun var. Ancak Antalya bugün 2019 yılında 15 milyon 860 turist geldi. 15 milyon 860. Aynı zamanda yerel anlamda Kars'tan Tekirdağ'a, Edirne'ye kadar, Diyarbakır'a, işte Hakkari'ye kadar, Konya'dan bütün vatandaşlarımızın da geldisiyle 23 milyon 100'dür. 2019'u anlatıyorum. 23 milyon 100. Burada şimdi gelen turistler yabancı. Bununla ilgili ister istemez esnaf, otel 5 yıldız,
siz de 5 yıldız olmak zorundasınız. Ona hitap edecek restoranınızı, lavabosu, tuvaleti, buna benzer hijyenik ortamlar. Mesela sahiller mavi bayrak. Türkiye'de 476 bayrak vardır. 221'i Antalya, örnek veriyorum. Her esnaf şimdi kendini geliştiriyor. Yani yanındaki bakıyorsun İngilizce, Rusça konuşan çocuklarla çalışıyor. Kendisi bakıyor olmuyor. Birbirimize bakarak belediye olarak bizler de tabii turizm birliği olarak da bu anlamda destek veriyoruz. Esnaflarla buluşuyoruz. Turizmcilerle buluşuyoruz. Neler yapılabilir? Mesela insan sağlığını... Şimdi dışarıdan getirilmiş kent bilincinden bahsediyorsunuz aslında. Dışarıdan taşınmış. Bir de o da önemli aslında, ama dışarıdan geleni de... Mesela onların, mesela biz kardeş belediyelerimiz var Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak. Mesela benim Konya altında 20 yıl ben belediye başkanlığı yaptım biliyorsunuz. 4 dönem. Evet. Şimdi 30 bine yakın yabancım var benim. Şimdi onlar bizim kültürden yararlanıyor. Örf, adet, gelenek, göreneklerimizden. İşte kent bilinciyle, her şeyiyle. Pazara da onlar gidiyorlar mesela. 30 bin az değildir. Konya altında sadece. 30 bin yabancı vardır bizde. Genelde ağırlıklı Rus'tur. Yani Alman da var, İngiliz de var ama onların sayısı azdır. Şimdi ben mesela orada onlara kurs açıyorum, Türkçe kurslar. Buna benzer örnek veriyorum, kuaförlük kursu var mesela. İnanır mısın, ona da katılıyorlar. Çok yani güzel. Biz birbirimize yani yaşamayı öğrendik Antalya'mızda. O insanların örf, adet, gelenek, görenek. 14 tane Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde kardeşimiz var. Hepsine gidemiyoruz gerçi bu ara. Pandemi sürecinde. O yüzden kent bilinci çok önemli. Yani mesela sahilde ben göreve geldiğimde ilk zaman mangal yapanlar, kemik oru atanlar, işte şişeler falan bilmem neler olurdu. Kendim dahi gittim. Küçük çocuklarla çevre günleri orada çöp topladım. Şimdi orada insan tükürmek, affedersin. Ona bile utanmalı yani, öyle yapanlar için söylüyorum. O bakımdan hep birbirimize bakarak, ya işte ayıp olur bak düşüncesiyle. İlk mesela geleceğe düşünüyoruz, geri dönüştürüyoruz dedik mesela. İlk dönüşümü Konyaaltı Belediyesi olarak başlatmıştım o dönemde. Yani bütün öğrencilerden başlattım. Çevre etkinlikleri, bunun yanında çok kurslarımızla, her şeyimizle çocuklarımızdan başlıyoruz, gençlerimizden. Bu bir eğitim, bir okul gibi yani. Bir de birbirimize bakarak işte görüyoruz, işte adam evinin önünü süpürüyorsa. Şimdi ben buraya çöpümü bıraksam siz de beni görüp çöpünüzü bırakacaksınız. Evet, bu gibi. Mesela bunlar İSTO'nun tasarladığı, İstanbul'un çeşitli yerine koyduğu değişik tasarımda banklar. Ev eşyalarımız gibi bence sahip çıkmamız gerekiyor. Kesinlikle. Oraya varıp isim yazmayalım banklarımıza da, onu da söyleyeyim. Evet, söyleyin, buyurun başkanım, evet, lütfen. Yani gerçekten hepsi bizim burada belediyelerimizin, örnek veriyorum, oturmayla evet, ilgili, ama oralara isimleri kazımayalım. Değil mi? Bunlara sahip çıkalım. Hep beraber bizim, yani çevremize eşyası gibi. Ev eşyası gibi. Biz öyle kesinlikle kullanmalıyız. Yani bunlar da bizim eşyamız işte. Evimizin bir bahçesi olduğunu düşünerekten bakmak lazım. Evet, birbirimizi uyarmak. Aslında aileden gelen bir terbiyeyle bunu çocuklarımıza tabii anlatmak çok çok önemli. Bu şehirler bizim olduğu kadar dünyada bizim zaten. Yani her şeye sahip çıkıp temiz tutmalıyız ki aslında gelecek evet kuşaklara güzel bir dünya bırakalım. Başkanım çok teşekkür ediyorum size. Ben çok size teşekkür ederim efendim. İstanbul'da sizi ağırladık. Çok mutlu olduk. Bank sohbetlerini de ağırlamaktan çok mutlu olduk. Sağ olun. İstanbulluya bir mesajınız var mı İstanbul'a? İstanbul'umuza hep beraber sahip çıkalım. Ekrem Başkanımıza destek olmaya devam edelim. İstanbul'un en çok neyini seviyorsunuz? İstanbul'un en çok tarihi yerleri gezmeyi, işte boğazları, şeyleri görmek lazım. Yani burası son derece önemli. Sabah kahvaltısını boğaza doğru yapmak lazım. Oh ne güzel. Evet. Sağlığınız daim olsun, keyfiniz bol olsun. Çok mücadeleniz çok olsun. Yüzünüz hep gülsün başkanım. Sağ teşekkür olun ediyorum. Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok da memnun ederim oldum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ağırlamaktan büyük bir keyif aldık ve bizi izlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.